Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir yemek videosuyla karşınızdayız. Önce isterseniz malzemelerimizi tanıtayım. Birer çay kaşığı olmak üzere çörek otu, nane, kırmızı biber, tuz biber, karabiber, kekik ve kızım sen söyle. Karışık baharatımız var. Şunun adı nedir kızım? Kekik, nane, kırmızı biber, karabiber, kimyon ve Buraya çörek otu. çörek atalım. 6 tane orta boy soyulmuş patatesimiz. Lar peynirimiz. 250 gram lor peynirimiz. 1 yemek kaşığı salça. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 tane domates. 4 tane sivri yeşil biber. Soğan. 2 tane Soğan. kuru soğan ve biraz da ekmek kırıntımız var. Evet. Önce patateslerimizi rendeliyoruz. Evet. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Şimdi rendelemiş olduğumuz patateste oluşan suları süzeceğiz. Onun için süzme torbasını alıyorum patatesi. Evet. Patatesimizi süzdük. Süzdüğümüz patatesi yoğurma kabına alıyoruz. Diğer malzemelerimizi buluşturacağız. Şimdi soğanımızı, domatesimizi ve biberlerimizi mikserden geçirelim. Önce soğanımızı geçiriyoruz mikserden. Şimdi sıra biberlerimizde. Tadı birbirine karışsın istediğimiz için ayırmıyoruz malzemeleri. Bunu da mikserden geçiriyoruz. Domateslerimizi mikserden geçireceğiz. Evet, mikserleme işimiz bitti. Şimdi diğer malzemelerimizle bu malzememizi buluşturacağız. Daha önce bir kenara aldığımız
suyunu süzdüğümüz patatesimizin üzerine mikserlediğimiz malzemelerimizi boşaltıyoruz. Peynirimizi üstüne ilave ediyoruz. Ekmek kırıntımız vardı. İlave ediyoruz. Baharatlarımız vardı. Tuzla beraber ilave ediyoruz. Siz baharat miktarını artırabilirsiniz. Çeşidini çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Son olarak salça ve yağdan mürekkep malzememizi katıyoruz. Şimdi bunları bir güzel birbirine karıştırıp yedireceğiz. Yağını az bulmuşsanız çoğaltabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi diğer malzemeleri artırabilir, eksiltebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Bundan sonra yapılacak şey bunu hafiften yoğurmak olacak. Biz biraz ağız tadımızdan dolayı yağını artırıyoruz. Dilerseniz siz de artırabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi istiyorsanız azaltabilirsiniz. Isıya dayanıklı cam tepsimizi çıkarttık. Önce hafiften bir yağlayacağız. Bazıları üzerine un da gezdiriyor. İsterseniz hafiften un da gezdirebilirsiniz. İsterseniz sadece yağla da yetinebilirsiniz. Tercih size kalmış. Yağladıktan sonra un gezdiriyorlar. Demek istediğim o. O daha değişik bir lezzet veriyor. Yağladıktan sonra hafiften un gezdireceğiz. Unu gezdirdikten sonra bunun fazlalarını alabiliriz. Alırsak daha iyi olur. Bütün malzememizi tepsiye boşaltacağız. Ve evlerimizde kadayıf tatlısı yaptığımız gibi üstünü bastırarak yerleştireceğiz tepsiye. Tepsimize yerleştirdik. Şimdi önceden ısıttığımız fırına verebiliriz. Fırın süresi ve derece veremiyorum. Çünkü herkesin fırını ve fırının harareti farklı olduğu için zaman ve süre vermek, ısı vermek yanlış olur. Herkes kendi fırınını benden daha iyi bilir. Kendi dilediğince fırına verip pişirebilir. Biz de şimdi fırına veriyoruz. Yemeğimizi fırından çıkarttık. Pişmiş hali. Yemeğimizi pişmiş hali. Afiyet olsun.